Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. AYT'de çıkabilecek 5 integral sorusunu acil matematik, apotemi ve bilgi sarmaldan çözelim. Birinci sorumuz şu şekilde. Y eşittir F4x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Boyalı bölgenin alanı A birim kare olduğuna göre, burası A birim kare, 24'ten 36'ya Fx bölüş dx integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta F4x'i burada yakalamam lazım. O zaman bu soru üzerinde yani şurası bir değişken değiştirme yapmam gerekiyor. Yani x eşittir ben 12 u değişkeni diyelim. Dx türevini aldığımda dx eşittir 12 du olmuş olur. O zaman getirip yerine yazıyorum sevgili gençler. Sınırların tabii ki değişiyor. X gördüğüm yere 24 yazdığımda hemen şurada x yerine 24 yazdığımda 12 u'ydu. O zaman u eşittir 2 olur. Demek alt sınırımız 2. Yine aynı şekilde x gördüğümüz yere arkadaşlar 36 yazdığımızda şurada şöyle ki 36 eşittir 12 u'dan u eşittir. Buradan da 3 çıkar arkadaşlar. Burada şöyle 3 çıkar. Demek ki üst sınırımız 3'tür. F x gördüğümüz yere 12 u yazdığımızda burası 4 u olacaktır. Dx yerine de 12 du yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 12 dışarı aldığımızda integral 2'den 3'e kadar f 4 u du olmuş olur. Bu da zaten arkadaşlar bu ifadeyi bize vermiştir soruda. Demiş ki 2'den 3'e kadar f 4 x yani integral 2'den 3'e kadar f4x dx ilk fonksiyonun altındaki kalan alan şurası zaten integralin değeridir. O da a olarak verilmiş arkadaşlar. Peki aynı şeydir. Burada 4x ile 4u olması aynı değerdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burası da a olduğundan dolayı 12 çarpı a bizim aradığımız cevap. Doğru cevap e seçeneğidir. Geldik bir sonraki sorumuza. Evet, 2021 AYT'de çıkabilecek güzel, şahane bir soru arkadaşlar. Burada türevinin grafiği verilmiş. Dikkatinizi çekeyim. O zaman şöyle yapalım. F türev x eşittir. Bunu parçalı fonksiyon şeklinde yazabiliriz. Yani sınır noktamız burası. X eksi 1'den küçük değerler için aldığımız değer arkadaşlar, türevinin aldığı değerler budur. Burada y eşittir 1 olmuş oluyor. Demek ki burası 1 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde sevgili gençler, eksi 1'den büyük değerler için x büyüktür eksi 1 dediğimizde burada da y eşittir eksi x fonksiyonudur. Dolayısıyla buraya da eksi x yazabiliriz diyoruz. Peki türevinin grafiğe denklemi verilmiş. Ben burada fonksiyonun kendisine nasıl ulaşırım? Her iki tarafın integralini alıyorum arkadaşlar. Şöyle ki integral aldığımda fx olur. Peki bunların integralini aldığımda tek tek birin integrali arkadaşlar x olur artı c olur. X küçük eksi 1 sayısı için. Yine aynı şekilde sevgili gençler buranın integralini aldığımda burası da eksi x kare bölü 2 artı başka bir tane c1 diyebilirsiniz. X büyük eksi 1 için. Peki burada şurada f0 değeri verilmiş. O zaman fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 değeri hangisi olur? Eksi 1'den büyük olur. Burada 0 değerini yazdığımızda f0 eşittir 1 bölü 2 idi. Yani 0'ı burada yazıyoruz arkadaşlar. 0 artı c1. C1 burada ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Şimdi c1 yerine 1 bölü 2 yazıyoruz sevgili gençler. Bir de bu fonksiyon türevlenebilir olduğu için burada limitlere eşit olması lazım. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda burada x yerine eksi 1 yazdığımızda önemli olan burası eksi 1 artı c eşittir. Buraya eksi 1 yazdığımızda eksi eksi 1'in karesi bölü 2 artı c1. C1 neydi? 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar burası 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 sıfırda. Buradan da c eşittir 1 bulunmuş oldu. Peki biz C'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. O zaman getirip yerine yazalım. Buraya 1 bulduk. Bizden istenen f-2. O zaman f-2 için alacağım fonksiyon -2
Eksi birden küçük bir ifade olduğundan dolayı burası eksi birdir. O zaman x artı 1 değerine göre çözeceğim. Yani f eksi 2 demek eksi 2 artı 1'den o da eşittir. Eksi 1. Sınavda çıkabilecek harika bir soru arkadaşlar. ÖSYM sormadan biz çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Peki geçiyorum bir sonraki sorumuza. Evet. Bu da güzel Aputemi yayınlarından bir soru. Şöyle ki arkadaşlar bu px fonksiyonu verildiğinde bunun denklemini kurabiliriz. Nasıl kuracağız? Bakın diyor ki 3. dereceden baş katsayısı 1 olan px polinomun grafiği verilmiştir. Şunu şöyle kurabilirsiniz. Baş katsayısı 1 olduğu için 1 yazıyorsunuz. Burada 0'da teğet olduğu için x kare diyoruz. Çarpı x eksi 1 yazıyoruz. X eksi 0'ın karesi diyecek. Teğet olan noktalarda bu şekilde yazabiliriz. Yani bunu açtığımızda arkadaşlar x küp eksi x kare px'i bulmuş olduk. Evet getirip yerine yazıyoruz sevgili gençler. Şöyle ki p türev px yerine x küp eksi x kare yazıyorum. Çarpı 3 x kare eksi 2x dx'i yazdık. Arkadaşlar buradaki önemli olan şudur. Şurayı görmeniz lazım. Eğer buraya u derseniz bakın u eşittir. Eğer x küp eksi x kare dediğimizde du ne olur? Türevini aldığımızda 3x kare eksi 2x o da dx olmuş olur arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. Evet. Eksi 2x dx olmuş oldu. Bakın burası du oldu. O zaman integral p türev u yan tarafı da du oldu. Bu nasıl olacak? O da eşittir. İntegralle türev gidecektir arkadaşlar. Pu artı c. U dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Pardon. U dediğimiz şey o da şudur sevgili gençler. Yerine koyuyoruz. P x küp eksi x kare olacak artı c doğru cevabımızdır. O da x küp eksi x kare artı c e seçeneğinde verilmiştir. Evet bu da güzel bir soruydu. Geldik şimdi bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar böyle bir sorunun çıkma ihtimali çok yüksek. Lütfen bunun çözüm yolunu öğrenelim. Bakın nasıl çözeceğiz. Önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Sonuçlarınızı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi de ben çözeyim size arkadaşlar. Şimdi burada denklemini verilmiş. Y eksi x küp artı a verilmiş. Ve burada a artı 8 verilmiş. O zaman ben bunları birbirine eşitlersem. A artı 8'e eşitlersem. A'lar birbirini götürür. Eksi x küp 8 ise x eşittir. Eksi 2 çıkar. Yani buradaki nokta fonksiyonla o doğrunun kesiştiği nokta eksi 2'dir. Burada anlaşalım. Peki x gördüğümüz yere yine fonksiyonda x yerine 0 yazdığımızda y eşittir a. 0 yazdığımızda y eşittir a burası. Burada soruda dikkat ederseniz a bölgesinin alanı a artı 11'miş. A artı 11'dir diyoruz. Peki şurası nedir arkadaşlar? Burası a artı 8'miş. Şöyle ben x yerine eksi 2 yazdığımda a artı 8 oluyor. Şimdi buranın alanını bulmaya çalışacağım. Yani şurada bir dikdörtgen var arkadaşlar. Şöyle ki şu dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağım. Şuranın alanı. Burası 2 birim. Burası da a artı 8 birimdir. Çünkü burası a artı 8 noktası olduğundan dolayı. İkisini çarptığımda 2 çarpı a artı 8. O da eşittir. Ne çıkar arkadaşlar buradan? 2a artı 16. Peki burada a artı 11 varsa demek ki burada da a artı 5 vardır. Hani ikisinin toplamı a artı 16, 2 artı 16 verecek. Burada a artı 11 vardı. O zaman burada da a artı 5 kaldı. Buraya yazdık. Şimdi sevgili gençler ne yapacağız? Şöyle ki buranın integralinin alanı şöyle yazabilirim. Eksi 2'den 0'a kadar eksi x küp artı a fonksiyonun buydu arkadaşlar. Dx. Bu kime eşit? A artı 5'e eşit olmalı. Hemen integralini alıyoruz. Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı ax
Sınırlarımız eksi 2'den 0'a kadar, o da eşittir a artı 5'tir diyoruz. 0 yerine yazdığınızda 0, eksi 2 yerine yazdığınızda 16, 4'e böldük eksi 4. Bir de eksi formülden gelecek alt sınır olduğu için. Burada da eksi 2a, bir eksi de gelecek 2a olmuş olacak. A artı 5 eşit, sağ sola attığımızda a eşittir 1 değerini buluyoruz. O zaman getirip yerine yazalım arkadaşlar. Demek ki burası 1'miş. Peki burayı arkadaşlar 0'a eşitlediğimizde eksi x küp artı 1 0'a eşitse x eşittir 1 çıkar. Yani burası da 1'dir. Peki bana b'nin alanını soruyor. Hemen b'nin alanını şu şekilde yazabilirsiniz. 0'dan 1'e kadar grafiğimiz eksi x küp artı 1 a'ydı. A yerine 1 yazıyoruz. Hemen integralini alıyorum sevgili gençler. X üzeri 4 bölü 4 artı x 0'dan 1'e kadar. Yerine 1'i koyduğumuzda eksi 1 bölü 4 artı 1'den, o da eşit 0 yazdığında 0 gelecektir. 3 bölü 4 doğru cevabımız E seçeneği. Nasıl? Güzel bir soru arkadaşlar. Eleyici bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiyeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Geldik son sorumuza. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Bu sorumuzda acil matematikten şöyle ki nasıl çözeceğiz? Y eşittir x artı 2 doğrusuymuş bu doğru. Hemen yazıyorum y eşittir x artı 2. X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda y'si 2 olacak. Burada da arkadaşlar x yerine 4 yazdığımızda hemen onları da belirtelim. Burası 6 olacak. X yerine 8 yazdığımızda burası ise 10 olmuş olacak. Yani burası 2 birim, burası 6 birim ve burası da 10 birim olmuş olacak. Soruyu okuduğumuzda 0'dan 4'e kadar fx, yani buradaki tüm alan 20'ymiş. Peki burada bir yamuksal bölge var. Bakın şuradaki yamuk bölgenin, yamuğun alanını bulabilirim. Yamuğun alanını nasıl bulacağım? Alt taban 6. Hemen şöyle yazıyorum. 6 artı üst taban 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz şurası arkadaşlar. 4 bölü 2'den. Bunun cevabı 8 kere 2 16. Şurası 16 bulduk. Tüm alan 20 idi. Bakın burada verilmiş. O zaman bu bölgenin, taralı bölgenin alanı 4 olması lazım. Umarım anlaşıldı. Şimdi geldik bir sonraki ifadeye. Değerli arkadaşlar burası, bakın u dönüşümü yapıyoruz. X artı 1. Burası fx olduğu için arkadaşlar onu belirtmesi gerekiyordu. Buna u diyoruz arkadaşlar. U eşittir x artı 1 dediğimizde du ne oluyor? Dx olmuş oluyor. O zaman integral, sınırımızı değiştiriyoruz. 3. 3 yazdığımızda yeni sınır 4. 7 yazdığımızda yeni sınırımız 8 oluyor. F u du olmuş oldu. Peki arkadaşlar burası da 27'ymiş. Bakın o da burası 27 dediği alan 4'ten 8'e kadar buranın alanı arkadaşlar. Buranın alanı 27'ymiş. Peki burada bir yamuk var mı? Var. Hemen yamuğun alanını şu şekilde bulalım arkadaşlar. Şuradaki yamuğun alanını şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Alt taban 10. Üst taban 6. 10 artı 6 çarpı yükseklik burası 4 bölü 2. O da eşittir 16 çarpı 2 32. 27 burası ise buraya 5 kaldı arkadaşlar. Taralı alanlar toplamı soruda bize istiyor. 4 ile 5'in toplamı 9 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili gençler, size daha önce integral videoları da çözdüm. Onları da izleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.